Çok güzel oldum. Ay tamam Firuze abla, kızma. Mis gibi yemek kokuları geliyor. Ne yemek yaptın Firuze abla? Koyun çorbası yaptım, tavuk yaptım, bir de pilav yaptım. Allah! Misafirler gelmeden hiçbirine dokunulmayacak. Of. Onlar misafir mi canım? Misafir olsalar da olmasalar da sen şu gırtlağını tut biraz. Günde 8 öğün yemek diyorsun. Sana ne? İstersen 18 öğün yemek gelip. Sana ne? Gelir gelmez başladınız yine, bismillah. Abi, ben senin iyiliğin için uyarıyorum. Böyle yiyip şişmeye devam edersen Tuğçe'yi yakışıklı bir çocuğa kaptıracaksın. Ne ne ne? Ben sadece dikkat et dedim. Neden böyle dedin? Söyleyeceksin. Ne demek Tuğçe'yi yakışıklı birine kaptıracaksın ya? Sen bir şey mi biliyorsun? Ya abi bırak kolumu. Bir şey biliyorsun, söyle. Çocuklar kavga etmeyin. Ne olur bir yarım saat huzurlu durun şu evde ya. Sen büyüksün, kardeşini biraz idare etsene Cem. Firuze abla! Ne var? Sence Yavuz beni böyle beğenir mi? Aç kapıyı Ceren, çabuk söyle. Ne biliyorsun? Söylemek istemiyorum abi, çünkü üzüleceksin. Madem ortaya böyle bir şey aldın, konuşacaksın. Peki, madem bilmek istiyorsun söyleyeyim. Geç içeri. Kızlar tuvaletinde Tuğçe'yi arkadaşı Melis'le konuşurken duydum. Melis ona Emre'nin ondan hoşlandığını söyledi. Hangi Emre? Bilmiyorum. Sizin sınıftanmış. Galiba çok yakışıklıymış. Vay Adi. Bence ona değil, Melis'e bir şeyler yap abi. Çünkü Tuğçe, ben Cem'i seviyorum. Git Emre'ye söyle, beni rahat bıraksın dedikçe Melis ona ne yapacaksın o şişko Cem'le? Emre ondan daha yakışıklı, daha popüler. Bütün kızlar Emre'nin peşinde. Sen salak mısın dedi. Sen görürsün Melis. Bak abi dur. Bunları sen söylediğimi sakın Tuğçe'ye söyleme. Çünkü ikisi de benim onları dinlediğimi görmedi. Ya abi ya dur. Pişman et. Nasıl olmuşum Firuze abla? Tepemin tasını attırma benim çilek. Git çıkar şu ayakkabıları. Düşüp kafanı gözünü kıracaksın. Bunu ne çıkarmayacağım. Hey nasıl olmuşum? Çilek ne bu halin? Yavuz için süslenmiş. Ama baba sonu bu halde görünce ne diyecek bilmem. Hiçbir şey demeyecek. Abim demediğine göre o hiçbir şey demeyecek. Abim seni görmedi ki. Yerinde olsam yüzümdeki boyaları siler, ayağımdaki pabuçları çıkarırdım. Yoksa abim sana dikkatle bakınca gerçekten kıyametler kopacak. Ne varmış ki kıyafetimde? Ne yok ki? Uf, meşgul ya. Abi! Kimi arıyorsun? Tuğçe'yi mi? Hayır, Melis'in annesini. Of abi ya, niye? Madem Melis Hanım Tuğçe'yi bana karşı kışkırtıyor, ben de onun annesine kızının sırlarını açıklayacağım. Karnesindeki bütün kırıkları çamaşır suyuyla silip yerine bütün notlarını düzelttiğini söyleyeceğim. Ama abi! Sus, çalıyor. Alo, kimle görüşüyorum? Merhaba, ben kızınızın bir sınıf arkadaşıyım. Size onunla ilgili bazı gerçekleri açıklayacağım. Thank you.
Rahatladın mı? Evet. Bundan sonra Melisa'nın dünyanın kaç bucak olduğunu görsün bakalım. Abi, bu yaptığın gerçekten hiç iyi olmayacak. O niyeymiş o? Melis'in ne kadar uyuz olduğunu sen de biliyorsun. Eğer bunu senin yaptığını anlarsa o da babanları arayıp senin 3 kere okula ekip Tuğçe ile gezdiğini söyleyebilir. Hadi ya. Anlar mı? Anlar. Yok canım, nereden anlayacak? Hadi gel aşağı inelim. Şimdi babamlar gelir. Tamam. Hadi. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Çilek nerede Firuze abla? Niye işaretle gösteriyor ki? Bir şey mi oldu? Allah size çilekle kolaylık versin. Ben çıkıyorum. Niye öyle dedi ki o? Çilek işte. Mutfaktaydı değil mi o? Şerife Yavuz. Şerife çilekçim. Şerife. He abi, bu kadifler böyle mi tutuluyor? Doğru yapıyor muyum acaba? Çilek, ne bu kılık kıyafetin? Ne bu halin ya? Bilmiyor musun abi? Akşam Yavuz bize gelecek. Dikkatini çekmek için böyle giydim. Nasıl genç kızlar gibi olmuş muyum? Bu kadar dene. Bundan da Şerife yapmayı öğreniyorum. Ama merak etme, içinde vişne suyu var. Çabuk git o yüzünü sil. Şu ayakkabıların ve elbiseni de çıkar. Çıkartmayacağım. Çıkaracaksın dedim. Çıkartmayacağım. Çıkaracaksın. Çıkartmayacağım. Çilek bak, çok kızıyorum. Niye kızıyorsun? Tuğçe senin için süslendiği zaman ona niye kızmıyorsun? Allah Allah. Çilek. Ya Cem, ne bağırıyorsun deli gibi? Sesin dışarılardan geliyor çocuk. Sakın size abimin dediklerini söylemeyin. Yoksa ben anneannemi arar, akşam Eda teyzemle Yavuz'un buluşup bize geleceğini söylerim. Dur kızım ya. Sen dur abi. Ya dur zaten, canım sıkkın. Ne yapayım? Git öbür koltuğa otur. Sen otur. Çocuklar, müsaade edin de babanız bir haberleri izlesin. Demek bizim altınımızı bu kötü yürekli büyücü çalmış. Evet. Dersleriniz iyi mi? İyi. İyi, okul iyi gitti demek. Peki. Peki, bir yaramazlık yok ha? Yok baba. Evet, güzel. Anneciğim, ben tabakları alayım. Ben bardakları alıyorum sen. Ben bardakları alayım. Ya anne, bir dakika. Niye benimle konuşmuyorsun? Sen sebebini çok iyi biliyorsun. Böyle giyindiğim için mi? Ama ben bu halimden çok memnunum. Bence çok komik olmuşsun. Ama sana bunun için kızmadım. Sana hepimizi teyzeni anneannene ispiyonlamakla tehdit ettiğin için kızdım. İspiyonlamak, tehdit etmek ne demek? Bak, daha ne yaptığını bile bilmiyorsun. Peki dediklerini yapmasaydım Yavuz'u böyle karşılamama izin verecek miydin? Çilek, lütfen ona Yavuz demeyi keser misin? Yavuz abi. Yavuz. Ya sabır, ya sabır. Bak, bunu tavsiye çok güzel, tamam mı? Evet, şimdi tabii. Hadi bakalım. Şerefe! Hadi Yavuz, Şerefe. Şerefe Çilek. Hiç böyle hayal etmemiştim. Betüş, siz niye bunun böyle büyümüş de küçülmüşler gibi giyinmesine izin verdiniz? Hayatım, üstündekileri çıkar desek telefonla annemi arayıp sizin burada olduğunuzu söyleyecekti. Baksan.
Oğlum sen niye gelip yemeğini yemiyorsun? Aç değilim. Aa Cem, olur mu öyle şey? Lütfen gelip bizimle bir şeyler yer misin? Israr etme Betüş, yemeyeceğim. Bugün Tuğçe'nin bir kız arkadaşı Tuğçe'ye ne yapacaksın o şişmanla dedi de abim de onu alındı. Ondan diyete girdi. Üzülme dostum, üzülme. Ben de küçükken senin gibiydim. Ondan sonra boy atınca tık hemen inceldim. Problem etme. Hadi ya, gerçekten mi? İyi ki o zaman seninle küçükken tanışmamışız. Sen küçükken çok güzeldin teyze. Sen nereden biliyorsun bakayım teyzenin küçüklüğünü? Tabii ki fotoğraflardan Yavuzcuğum. Baba, telefon çalıyor, açayım mı? Hayır, sen bırak, açma. Eyvah Yavuz, şirketten arıyorlar, baban galiba, açayım mı? Aman abi, hayır. Açmayın işte, sakın. Belki evdeyseniz size uğrayayım der. Ondan sonra Yavuz da beni burada görürse... Allah muhafaza, belki annemi söyler. Ay bence de Sadıkçığım, biraz ayıp olacak ama ne olur açma. Yani Yavuz'la Eda'yı çok zor durumda bırakırız sonra. İyi, açmayayım da şimdi cep telefonundan da arayabilir ve o zaman da kötü olabilir. Bari onu da kapatayım da. Kapat abi, kapat, onu da kapat. Ama baba, yani... Bizim ev telefonumuz ne zamandan beri arayan numarayı gösteriyor? Ha, bugünden beri. Sahiz, ben size söylemeyi unuttum. Nasıl değil mi? Nasıl yani? Artık ev telefonları da mı arayan numaraları gösteriyor? Tabii, belki bilmiyorsanız ama yeni sistem bu. Böyle eğer telefonunuz buna uyumluysa gösteriyor. Vay be Betüş, insanoğlu da yavaş yavaş bizim yüzyıllar evvel bulduğumuz sihirleri kullanmaya başladı. Kız, niye bakıyorsun öyle? Dua et de Melisa'nın telefonu bizimkinden olmasın abi. Yoksa yarın yandın. Demek küçükken damdan düştün. Evet. Allah'tan babam tam o sırada işten dönmüş, eve giriyordu. Beni bir gördü yukarıda, hop hemen tutuverdi. Vallahi görülmemiş bir şey bu. Evet, bence de. Bence buna Allah korudu denir. Şimdi küçükken de benim başıma böyle bir şey geldi ama ben damdan düşmedim, ben ağaçtan düştüm. Kaç yaşındaydın abi? 7 yaşında filan. O zaman insan en haylaz olduğu vakitler. Yani nasıl der, ben böyle sinsi bir yaramazdım aslında. Beni yaramazlığı yapar, başka bana yakalanır, bana bir şey olmaz. Neyse, konuya gelelim. Şimdi... çimenler filan orada da böyle bir bahçede... Niye her şeyime karışıyorsun? Kolyeni sadece iyi şeyler için kullanmalısın. Bu yaptığın hiç hoş değil. İyi geceler, ben odama gidiyorum. Ne oldu Çile? Yoksa bize mi bozuldu? Yok canım, önemli bir şey değil. Sonra hallederiz. Ne oldu? Yok bir şey. Hadi oradan. Dokunsam ağlayacaksın. Söyle bakalım ne oldu? Yavuz hep teyzemle ilgileniyor. Benim yüzüme hiç bakmadı. Hadi asma suratını Çilek. Hepimiz seninle kaç defa konuştuk. Sakın sen de başlama abla. O zaman sen de bu saçma şeylerden vazgeç artık Çilek. Ama yazık değil mi bana? Onun için bu kadar giyindim. Yazık ama niye yazık biliyor musun? Senin gibi küçük bir kızın Yavuz abi yaşındaki birine hayran olması. Ama bunu aşk sanması. Hiç de bile. Ben artık küçük değilim. Baksana büyük kıyafetleri giydim. Büyüdüm. Böyle giyinmekle büyünmez Çilek. Lütfen Yavuz abiyle ilgili çocukça ellerini kafandan at. Yaşına göre yaşa. Lütfen. Ablan olarak senin bu durumuna gerçekten çok üzülüyorum. Abla, ben ne zaman böyle giyindim? Uyş. Aferin. Bak şimdi anlaşmaya başladık. Anne. Kendim amca. Bu olamaz. Yavuz, sen de benim gördüğümü görüyor musun? Görüyorum Eda, görüyorum. Sakin ol. Demek hep beraber eğleniyordunuz. Demek arkadaşlarıma gidiyorum diye buraya geldin ha? Sen de bana aynı şeyi söyledin değil mi Yavuz? Doğrusunu söylesen beni yine görecektin dostum. Baba. Demek sen de burada hep beraber olduğunuzu anlamayalım diye telefonlarını kapattın Sadık. Yok yani ben hani bir tatsızlık çıkmasın diye öyle şey ettim. Şey işte.
yani. Aa durun canım bir dakika, ne oluyorsunuz? Hepimiz koskoca insanlarız şurada. Ne Yavuz'un, ne Eda'nın, ne de Sadık'la benim size hiçbir şey açıklamaya ihtiyacımız yok. Yavuz'la Eda birbirini seviyorlar ve sırf sizi üzmemek için bunları sizden saklamak zorunda kalıyorlar. Bütün bu duruma aslında kendinizin sebep olduğunu düşünsenize. Yürü gidiyoruz. Yavuz, sen de hadi yürü. Of, of. Hadi. Betüş, bu arada Çile'ye sorar mısın lütfen anneme burada olduğunuzu kim haber vermiş? Önemli olan kimin haber verdiği değil, burada olmanız. Yürü.